öğrencilerim, bugünkü konumuz cümlenin ögeleri. Hemen başlıyorum. Cümlenin ögeleri, temel ögeler ve yardımcı ögeler olmak üzere ikiye ayrılır. Temel ögelerde yüklem ve özne var. Yüklem arkadaşlar bizim için çok ama çok önemli. Neden önemli? Çünkü biz diğer ögeleri bulurken bütün soruları yükleme soruyoruz. O yüzden yüklem bizim için çok önemli. Eğer bir cümlede yüklem yoksa o cümlenin ögeleri bulunamaz. Mutlaka yüklem olmak zorunda. Daha sonra özne var arkadaşlar. Özneyi kendi içerisinde gerçek özne ve gizli özne olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Öznenin soruları kim ve ne soruları. Eğer benim öznem insansa kim sorusunu soruyorum. İnsan dışında bir varlıksa ne sorusunu soruyorum. Geçtim yardımcı ögeler. Yardımcı ögelerde bir nesne var. Nesne belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere ikiye ayrılır. Belirtili nesnenin soruları neyi, kimi, belirtisiz nesnenin sorusu nedir? Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Belirtisiz nesnenin sorusu ne ile öznenin sorusu ne birbirine karıştırılmamalı. Bunun için ne yapacağız? Şöyle bir örnek yazdım. Kedi süt içti. İçti yüklem. İçen ne? Kedi. Özne insan dışı bir varlık olduğu için ne sorusunu sordum. İlk sorduğum ne sorusu cümleye özneyi verir. Ne içti? Kedi ne içti? Süt içti. İkinci kez ne sorusunu sorabildiğim için ne sorusu bana neyi verdi? Belirtisiz nesneyi. O zaman bizim şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer bir cümlede ilk sorduğum ne sorusu öznenin, ikinci sorduğum ne sorusu belirtisiz nesnenin cevabını verir bize. Devam ediyorum. Diğer ögem dolaylı tümleç. Dolaylı tümlecin diğer ismi yer tamlayıcısı. Sınavda eğer size soru sorulacaksa büyük ihtimal yer tamlayıcısı olarak gelir karşınıza. Buna dikkat edin. Neyden bahsediyorum? İsmi üstünde yerden bahsediyorum. Bir işin nerede yapıldığından bahsediyorsa arkadaşlar bu öge yer tamlayıcısıdır. Diğer ismiyle dolaylı tümleç. Şimdi dolaylı tümlecin sorularına bakıyorum. Kim, ne, nere sorularına ED'den takılarını getirerek dolaylı tümlecin sorularını oluşturuyoruz. Kim'e, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden. 9 tane sorusu var arkadaşlar. Bu sorular bize dolaylı tümleci veriyor. Geçtim zarf tümleci. Diğer ismi zarf tamlayıcısıdır. Yine sınavda karşınıza zarf tamlayıcısı diye gelme ihtimali yüksek. Bilmenizde fayda var. Zarf tamlayıcısının soruları nasıl, ne zaman, ne kadar, nere, niçin, neden, kim ile ne ile arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Daha doğrusu size hatırlatmam gereken bir nokta var. 7. sınıfta zarflar konusunu işlemiştik. Orada zarfları biz 5'e ayırmıştık. Durum zarfını nasıl sorusuyla, zaman zarfını ne zaman sorusuyla, miktar zarfını ne kadar sorusuyla, yer yön zarfını nere sorusuyla, soru zarfını ise bunların hepsiyle buluyorduk arkadaşlar. Şunu diyebilirim o zaman. Zarfın olduğu her yerde ne vardır? Zarf tamlayıcısı vardır. Bir önceki videomda yine fiilimsiler konusunda zarf fiiller türünü işlemiştik. Yine zarf fiilin olduğu her yerde ne vardır diyebiliriz. Zarf tamlayıcısı vardır diyebiliriz. Burada arkadaşlar cümlenin ögelerini bulurken sıralamamız önemli. Öncelikle yüklemi bulmak zorundayım. Eğer yüklemi bulmadan ögelerine ayırmaya başlarsam cümleyi hata yapma olasılığım çok yüksek. O yüzden mutlaka yüklemi bulacağım. Sonra hemen ardından özneyi, sonra nesneyi, sonra varsa tümleçleri bulacağım arkadaşlar. Bunu da aklınızda kalması açısından nasıl kodluyoruz? Yöntem diye kodluyoruz. İlk harflerden aklınıza gelsin. Burada tablo şeklinde verdim. Şimdi daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Evet, yüklemle başlıyorum arkadaşlar. Biraz önce demiştim ki yüklem en önemli ögemiz. Neden? Çünkü biz ögeleri bulurken bütün soruları yükleme soruyoruz. Eğer bir cümlenin yüklemi yoksa o cümlenin ögeleri bulunamaz. O yüzden yüklemimiz çok ama çok önemli. Peki yüklem ne demek? Yargı bildiren öge demek arkadaşlar.
Sorularda karşınıza çıkarsa sakın şaşırmayın. Yargı, yüklem, yüklem demek, yargı demek. Bu ikisi birbiriyle eş anlamlı. Dikkat edin. Şimdi karşınıza çıkabilecek bütün yüklem çeşitlerini verdim burada. Yüklem sadece fiilden oluşur diye bir şey yok arkadaşlar. Farklı şekillerde karşımıza çıkabilir. İlk örneğimle başlıyorum. Bugün derste 100 soru çözdük. Çözdük yüklem. Yüklemim nedir burada? Fiildir. Yüksek sesle konuşmak yasaktır. Yasaktır yüklem. Bakıyorum yüklemim neyden oluşmuş? İsimden oluşmuş. Yoksullara sürekli yardım ederdi. Yardım etmek arkadaşlar birleşik fiildir. Birleşik fiiller biliyorsunuz ki etmek, olmak, kılmak, buyurmak yardımcı fiilleriyle kurulan fiillerdi. Yardım etmek, mutlu olmak, fark etmek bunlar birer birleşik fiildir. Cümlenin ögelerinde birleşik fiilleri bölemezsiniz. Bir bütün olarak alırsınız. Yüklemim yine yardım ederdi. Birleşik fiildir, bölünmez. Devam ediyorum. Yeni arabası gıcır gıcırdı. Gıcır gıcırdı yine yüklem. Yüklemim neyden oluşmuş bu sefer? İkilemeden oluşmuş. Sınavı geçince etekleri zil çaldı. Etekleri zil çalmak yüklem. Çünkü deyim arkadaşlar, deyimleri de cümlenin ögelerinde yine bölemezsiniz. Bir bütün olarak almak zorundasınız. Sen akıllı bir çocuksun. Akıllı bir çocuksun yüklem. Yüklemim sıfat tamlamasından oluşmuş. Yine sıfat tamlamalarını cümlenin ögelerinde bölemeyiz. Peki sıfat tamlaması nedir? Sıfatın ismin önünde olması demektir. Yani sıfat artı isim varsa birleştiririm. Karşıma ne çıkar? Sıfat tamlaması. Bakıyorum hemen. Çocuk isim. Nasıl çocuk? Akıllı bir çocuk. Akıllı bir sözcüğü sıfattır. Çocuk isimdir. Birleştir. Sıfat tamlaması. Yüklenme bölemedim. Yine bir bütün olarak aldım. Duyduğun ses annemin sesiydi. Yine burada annemin sesiydi yüklem. Bir tamlama var. Bu sefer isim tamlaması arkadaşlar. İsim tamlaması tamlayan ve tamlanandan oluşur. Tamlayan eki ın, in, un, ün. Tamlanan eki ı, i, u, ü eklerini alır. Yine bakıyorum annem in ses i derken tamlamalarım var. O yüzden ne diyorum? İsim tamlaması vardır. Yüklemi bölemem. Annemin sesiydi. Yüklemdir diyoruz. Geçtim özneye. Özne arkadaşlar yüklemin bildirdiği işi yapan ögedir. İşi yapan ögedir. Burası önemli. Örneğime bakıyorum. Ali zor soruları çözdü. Çözdü yüklem. Çözen kim? Ali. İşi yapan kim? Ali. O yüzden işi yapan o Ali olduğu için ben buna ne diyorum? Özne. Cümlemin içerisinde öznem yer aldığı için de ne diyorum? Gerçek özne. Özneyi hangi soruyla buluyorduk? Kim sorusuyla, insan olduğu için. Sınavda açık özne diye de gelebilir karşınıza. Buna dikkat edin arkadaşlar. Hemen geçtim. Zor soruları çözdü. Çözdü yüklem. Çözen kim? O. Cümlenin içerisinde öznem olmazsa biz buna ne diyoruz? Gizli özne. Gizli özne arkadaşlar karşınıza ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi zamiri olarak gelebilir. Dikkatli olun. Sonra bakıyorum diğer örneğime. Martılar konuyor omuzlarıma. Konuyor yüklem. Burada arkadaşlar cümlem devrik cümle. İlla yüklem sonda olmak zorunda değil. Başta da olabilir, ortada da olabilir. Bu tarz cümlelere ne diyoruz? Devrik cümle diyoruz. Yüklem sondaysa düz cümle, ortada ya da baştaysa devrik cümle diyoruz. Konuyor yüklem. Konan ne? Martılar. Gerçek özne. İnsan dışında bir varlık olduğu için kim sorusun değil, ne sorusunu sordum. Cümleye sordum. İlk ne sorusu da özneyi verdiği için martılar kısmı ne oluyor? Özne oluyor. Burada bir soru tarzımız var. Karşınıza sıkça gelmekte. Şöyle sorular gelecek karşınıza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin ögesi en azdır? Ya da aşağıdakilerden hangisinin ögesi en fazladır tarzında. Bu tarz sorularda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Okuldan ayrıldıktan sonra ona ulaşamadık. Ulaşamadık yüklem. Ulaşamayan kim? Biz, gizli özne. Kime ulaşamadık? Ona, dolaylı tümleç. Ne zaman ulaşamadık? Okuldan ayrıldıktan sonra. Şunu diyebilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ögelidir bu cümle diyebilirsiniz. Hayır, 4 ögeli değildir, 3 ögelidir.
Öge sayısı sorulduğunda size gizli özneyi arkadaşlar işin içine katmıyorsunuz. Bu yokmuş gibi farz ediyorsunuz. Aslında benim cümlem kaç ögeli oluyor? 1, 2, 3 ögelidir diyorsunuz. Buna dikkat edin. Geldik nesneye. Nesne arkadaşlar öznenin yaptığı işten etkilenen ögedir. Yine öznenin yaptığı işten etkilenen ögedir. Şu kısma dikkat edin. Sorularda yine karşınıza gelebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznenin yaptığı işten etkilenen ögeyi belirtmiştir tarzında sorular karşınıza çıkabilir. Nesneyi dedik ki belirtili nesne ve belirtisiz nesne olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Belirtili nesnenin soruları neyi kimi arkadaşlar? Bakın i ekleri var. O zaman benim belirtili nesnem hangi eki alıyor? İ durum ekini alıyor. Şu belirtili derken i ekinden aklınızda kalsın. Belirtisiz nesnenin sorusu eksizdir. Herhangi bir ek almaz. Sadece ne sorusunu sorarım. Bakalım örneklerimize. El sallayan insanları gemiden izliyordum. İzliyordum yüklem. İzleyen kim? Ben. Ben kimi izliyordum? El sallayan insanlar ı. I eki var bakın. Yine ı, i, u, ü eki varsa ve kimi sorusunu sorabiliyorsam belirtili nesnedir diyoruz. Çiçekleri annesine verdi. Verdi yüklem. Veren kim? O. Gizli özne. Neyi verdi? Çiçekler iyi. İyi eki var. Neyi sorusunu sordum. Yine ne diyorum? Belirtili nesne. O zaman iyi eki varsa ne diyorsunuz? Belirtili nesnedir diyorsunuz. Hemen geçiyorum belirtisiz nesnenin örneklerine. Her sabah sütlü kahve içerim. İçen kim? Ben. Gizli özne. Ne içerim? Sütlü kahve. Bakıyorum. İlk sorduğu özneden sonra ne sorusunu sorduğum için ben bu kısma ne diyorum? Belirtisiz nesne diyorum. Belirtisiz nesneler her zaman yüklemin hemen önünde olan kısımdır. Buna da dikkat edin. Suat Bey güzel bir ev almış. Almış yüklem. Alan kim? Suat Bey özne. Güzel bir ev almış. Ne almış? Güzel bir ev. Ne sorusuna cevap verdi? Belirtisiz nesne diyorum. Özneden sonra ne sorusunu sorduğum için belirtisiz nesnedir. Hemen bakıyorum yine belirtisiz nesnem yüklemin hemen önünde olan kısımdır arkadaşlar. Dikkatli olun. Geçtim dolaylı tümleç. Diğer ismiyle yer tamlayıcısı. İsmi üstünde yer arkadaşlar. Burada bir işin nerede yapıldığından bahsediyor. Bakıyorum sorularıma kime, kimde, kimden, neye, neyde, neyden, nereye, nerede, nereden. Ekleri arkadaşlar ED'den durum ekleridir. Soru köklerim de var zaten. Onları renkli kalemlerle yazdım. Hemen örneklerime bakalım. Kuyudan su çekiyordu. Çekiyordu yüklem. Çeken kim? O gizli özne. Ne çekiyordu? Su. Belirtisiz nesne. Özneden sonra ne sorusunu sordum? Belirtisiz nesneyi verdi. Yüklemin hemen önünde. Nereden çekiyordu? Kuyudan yer bildirdiği için şu kısma ne diyorum? Yer tamlayıcısı, dolaylı tümleç. Denizde karartı var. Var yüklem. Var olan ne? Karartı, özne. Nerede var? Denizde var. Yine nerede sorusunu sordum. Yer bildirdiği için bana ne diyorum? Dolaylı tümleçtir diyorum. Geçen hafta nerede kalmıştık? Kalmıştık. Yüklem. Nerede? Zaten direkt arkadaşlar dolaylı tümlecin sorusu. Direkt dolaylı tümlecin sorusu olduğu için altını çizip dolaylı tümleç diyebilirsiniz. Son ögen zarf cümleci, diğer ismiyle zarf tamlayıcısı. Bakıyorum örneklerime. Sizi görünce eski günlerimi hatırladım. Hatırladım yüklem. Hatırlayan kim? Ben. Ben neyi hatırladım? Eski günlerimi. Yüklemi buldum, özneyi buldum, sonra hemen nesneyi buldum. Sırasıyla gidiyorum bakın. Neyi sorusunda i var, eski günlerimi derken yine i eki var. Belirtili nesne diyorum. Ne zaman hatırladım? Sizi görünce. İnce ince nedir arkadaşlar? Zarf fiildir. Ben size ne dedim? Zarf fiilin olduğu yerlerde zarf tümleci vardır dedim. Ve ne zaman sorusunu sorduğum için şu bölüm zarf tümleci oluyor.
Kimsesiz ve neşesiz kaldım tenha sokaklarda. Yine bu bir devrik cümledir arkadaşlar. Devrik cümleleri düz cümle haline getirirseniz hata yapma oranınız azalır ya da hiç hata yapmayabilirsiniz. Ama ben direkt soru üzerine göstereceğim. Kaldım yüklem, kalan kim? Ben. Ben nerede kaldım? Tenha sokaklarda. Yer bildirdiği için dolaylı tümleç. Nasıl kaldım? Kimsesiz ve sessiz kaldım. Nasıl sorusunu sorabildiğim için zarf tümlecidir diyorum. Geçtim diğer örneğime. Renk körü olduğum için ehliyet alamadım. Alamadım yüklem. Alamayan kim? Ben. Gizli özne. Ne alamadım? Ehliyet alamadım. Yine özneden sonra ne sorusunu sordum. Yüklemin hemen önünde belirtisiz nesnedir arkadaşlar. Niçin alamadım? Renk körü olduğum için. İçin edatının olduğu kısımlarda her zaman zarf tümleci vardır. Dikkat edin. Diğer örneğime geçtim. İzmir'e trenle gittiler. Gittiler yüklem. Giden kim? Onlar. Gizli özne. Nereye gittiler? İzmir'e. Yine yer bildirdiği için dolaylı tümleç. Ne ile gittiler? Tren ile gittiler. İle edatının olduğu kısımlarda yine zarf tümleci vardır. Vasıta anlamı katar. Tren burada bir vasıta aracıdır. İle karşınıza lale şekliyle de gelebilir. Bunlara dikkat edin. Ama ile varsa yine ne diyorsunuz? Zarf tümleci vardır diyorsunuz. Diğer örneğim. LGS sınavına çok çalıştık. Çalıştık yüklem. Çalışan kim? Biz. Biz neye çalıştık? LGS sınavına. Yine dolaylı tümleç. Ne kadar çalıştık? Çok çalıştık. Miktarını bildirdiği için işi ne diyorum? Zarf tümlecidir diyorum. Şimdi burada iki tane cümlem var. Bu cümleleri karşılıklı inceleyeceğiz. Yukarı çıktı. Çıktı yüklem. Nere çıktı? Yukarı çıktı. Nere sorusunu sordum. Yukarı kelimesi ek almamış. Zarf tümlecidir diyorum. Yukarıya çıktı. Çıktı yüklem. Nere çıktı? Nereye çıktı? Yukarıya çıktı. Nereye? Y ekini aldığı için soru köküm ve sözcüğüm arkadaşlar bu sefer zarf tümleci olmaktan çıkıp ne oldu? Dolaylı tümleç oldu. O zaman biz şunu diyebiliriz. Yer yön bildiren sözcüklerim ek almazsa zarf tümlecidir. Yer yön bildiren sözcüklerim ek kalırsa dolaylı tümleçtir. Bu ikisini birbirine karıştırmıyorsunuz. Hemen burada küçük bir hatırlatma yapalım. Yer yön zarfını nere sorusuyla bulurum? Ve 8 tanedir yer yön zarfım. İçeri, dışarı, ileri, geri, öte, beri, aşağı, yukarı. Bunlar ek almazsa, sade bir şekilde ise zarf tümlecidir. Ama içeriye, dışarıya, ileriye, geriye, öteye, beriye, aşağıya, yukarıya, ya, ye ekini alırsa arkadaşlar dolaylı tümleçtir ve sorusu nereyedir? Dikkatli olun. Ögeler bitti arkadaşlar. Şimdi burada son iki başlığımız kaldı. Son iki başlığımız şöyle. Ara söz, ara cümle ve vurgudur. Hemen ara söz ve ara cümle ile başlıyorum. Yine buradan soru gelme ihtimali var arkadaşlar. Dikkatli olun. Ara söz ve ara cümle İki virgül arasında veya iki kısa çizgi arasında olan açıklama bölümleridir arkadaşlar. Hemen bakıyorum örneklerime. Bu hediyeyi anneme, ilk öğretmenime aldım. Aldım yüklem. Alan kim? Ben. Ben neyi aldım? Bu hediyeyi belirtili nesne. Kimi aldım? Anneme. Kimi aldım? İlk öğretmenime. Şimdi burada dolaylı tümleç var anneme sözcüğü. Bir de iki virgül arasında ilk öğretmenime diye ara söz vermişim arkadaşlar. Ara sözler bir önündeki ögenin açıklamasıdır. Yani burası dolaylı tümleçse ara sözde nedir? Dolaylı tümleçtir ve bu önündeki dolaylı tümlecin açıklamasıdır ara söz. Anneme, kime? İlk öğretmenime. Burada dolaylı tümlecin açıklamasını yapmışım. La Fontaine unutulmaz fabulcu yapıtlarında hayatını yansıtmıştır. Yansıtmıştır yüklem. Yansıtan kim? La Fontaine özne. İki kısa çizgi arasında açıklamasını vermişim öznenin. Unutulmaz fabulcu. Yine burası özne olduğu için iki kısa çizgi arasında kalan ara söz kısmı da öznedir arkadaşlar. Açıklamasıdır öznenin.
Bir sabah çoktan unutmuşsundur, burada saatlerce konuşmuştuk. Burada arkadaşlar iki virgül arasında ara söz değil, ara cümle var. Neden? Çünkü iki virgül arasında kalan kısımda yüklem var. Yüklem olduğu için ara söz değildir, ara cümledir diyorum. Ara cümle arkadaşlar cümle dışı unsurdur. Yanındaki ögenin ya da herhangi bir ögenin açıklaması değildir. Sadece gereksiz bir bilgi gibi cümlenin içerisine yerleştirilmiştir. Etkisiz eleman gibi düşünebilirsiniz. Olsa da olur, olmasa da olur. O yüzden cümle dışı unsur diyoruz. Eğer yüklem varsa iki virgül ya da iki kısa çizgi arasında ara cümle diyorsunuz. Eğer yüklem yoksa normal bir iki cümle sözcükten oluşuyorsa ara sözdür. Ara sözler bir önceki ögenin açıklaması niteliğindedir ve ara sözler cümle dışı unsur değildir. Sadece ara cümleler cümle dışı unsurdur. Geçtim son olarak vurgu. Örnekler üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Bu kitabı doğum günümde bana annem almıştı. Almıştı yüklem. Bakıyorum yüklemim fiil. Eğer yüklemin fiilse arkadaşlar vurgu bir önceki ögededir. Yani annem kelimesinde vurgu yapılmıştır. Peki annem kelimesi cümlenin nesidir? Öznesidir. Almıştı. Alan kim? Annem. Özne. O zaman diyor, şunu diyebilirim. Eğer benim yüklemim fiilse vurgu bir önceki ögededir. Bu birincisi. İkincisi İstanbul'u fetheden Fatih'tir. Fatih'tir yüklem. Yüklemim isim arkadaşlar. Eğer yüklem isimse vurgu direkt yüklemin kendisindedir. Bu ikincisi. İşin erken biterse yanıma uğra. Biterse, sase, koşul şart eki varsa bir sözcükte vurgu direkt o sözcüğün kendisindedir. O yüzden biterse kelimesinde vurgu yapılmıştır. Geçiyorum diğerine. Sen dün okulda kimi gördün? Bu bir soru cümlesi arkadaşlar. Soru cümlelerinde soru sözcüğü neyse vurgu direkt onun üzerindedir. Kimi soru sözcüğü olduğu için vurgu direkt kimi sözcüğündedir diyoruz. Hemen geçtim son örneğim. Dün Burak mı sizi buraya çağırdı? Yine soru cümlesi arkadaşlar. Soru cümlemde ne var bu sefer? Mı soru eki var, soru edatı var. Eğer mı soru eki varsa vurgu bir önceki ögededir. Burada Burak cümlenin öznesidir arkadaşlar. Ne vurgulanmıştır? Özne vurgulanmıştır. Yani Burak kelimesi vurgulanmıştır diyoruz. Hemen kısaca tekrar ediyorum. Eğer yüklemin fiilse vurgu bir önceki ögededir. Eğer yüklem isimse vurgu yüklemin kendisindedir. Eğer cümlemin içerisinde sase koşul şart eki varsa direkt koşul şart ekinin olduğu sözcük vurgu vardır. Sen dün okulda kimi gördün? Eğer soru cümlen varsa, soru sözcüğün varsa direkt soru sözcüğün üzerinde vurgu yapılmıştır. Mı soru eki varsa yine soru edatı mı bir önceki ögeye çeker vurguyu. Yani buradaki vurgu Burak kelimesinde cümlenin öznesi olan ögededir diyoruz ve bu şekilde arkadaşlar konumu bitirdim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.